Arkadaşlar, yani lütfen çok yan yana durmayalım. Şu mesafeye dikkat edelim. Şimdiden başlayalım ki yani nasıl başlarsak öyle devam edelim. Ünal Hocam. Ana sınıfları varsa ana sınıfların kapısı şurada arkadaşlar. Ana sınıfları devam edebilir. A, B, C, D, E, F, G, H, İ. Birbirinize çok yakın durmayın. Aranızda mesafe olsun. Durmayın. Birbirinize yakın durmayın ya. Beni de. Ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüs vakalarında çok ciddi bir patlama yaşanmaktadır. Şimdi ikinci dalga diye nitelendirilen bu süreçte elbette sıkı tedbirlerin alınması gerektiği hepimizin malumudur. Dün itibariyle alınan resmi kararla, yani bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine alınan kararla resmi ve özel bütün okullar yıl sonuna kadar, yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. Şimdi böyle bir süreçte elbette can söz konusu olduğunda, sağlık söz konusu olduğunda yetki, yani esas konuşması gereken, fikir beyan etmesi gereken bilim kuruludur. Öncelikli merci bilim kuruludur. Bilim kurulunun verdiği kararlar ya da verdiği sunduğu tavsiyeler son derece dikkate alınmalıdır ki bu süreçte de bilim kurulunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar alındı. Okulların açılması Aralık sonuna, yani 2021 başına ertelendi. Şimdi elbette herkesin gönlünden geçen, hepimizin istediği yüz yüze eğitimin sağlıklı koşullarda devam etmesi. Çünkü uzaktan eğitimin birçok sıkıntısını görmekteyiz. Özellikle okullarda EBA adı verilen işte canlı ders eğitimlerine katılımın son derece sınırlı olduğunu gördük. Yani ortalama verecek olursak %20 ile %30 bandında bir katılım söz konusu. Hani buna özel kurs merkezlerine veya işte özel okullara giden öğrencileri de dahil edersek ortalama öğrencilerin %50'sinin, %40'ının eğitim öğretimden mahrum kaldığını söyleyebiliriz. Bu hakikaten ciddi bir rakam. Bu yüzden gönül ister ki bir an önce yüz yüze eğitim başlasın, bu sıkıntılar bitsin ama önümüzde de böyle bir süreç var. Kaybedilen yılların telafisi olabilir fakat kaybedilen, yitirilen canların telafisi söz konusu değildir. Söz konusu sağlık olunca bu tarz sıkıntılara elbette bir şekilde katlanılması gerekiyor. Yani uzaktan eğitime bizim artık alışmamız lazım. Görünen o ki bu kışı da bu şekilde geçireceğiz. İnşallah umut ediyoruz ki bu son kısıtlama olur. Yani 2021 yeni güzel, hayırlı bir yıl olur inşallah hepimiz için. Sadece yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim devam edecek. Neden bunu söylüyorum? Çünkü tatil denildiği zaman öğrencinin algısında, zihin altyapısında derslere karşı, çalışmaya karşı bir soğukluk oluşmaktadır. Bu yüzden tatil demiyoruz. Uzaktan eğitim ile devam edecek. Yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim ile devam edecek diyoruz. Özellikle velilerimizin artık şikayet etmekten çok içinde bulundukları sürece uyum göstermek adına
sorumluluk almaları, yük almaları gerekiyor. Geçen sene zaten ikinci dönem itibariyle eğitim öğretim ciddi anlamda darbe yedi. Bu sene de görünen o tam biz 23 Kasım'da okulların tümüyle açılmasını, artık tüm sınıfların gelmesini beklerken böyle bir karar alındı. 500 bin tablet dağıtılması projesi vardı. Bunun bir an önce neticelendirilmesi, hızlandırılması gerekiyor. Çünkü internete ulaşma imkanı olmayan, interneti olsa dahi kalabalık nüfustan dolayı bir türlü ders saatlerinin çakışması nedeniyle eğitimden mahrum kalan birçok öğrencimiz var. Bu bir nebze de olsa yaraya merhem olacak. Dağıtılan tabletlerle beraber özellikle EBA canlı derslerin takibi için kullanabilecekleri bedava internetin de mutlaka ailelere tahsis edilmesi lazım. Dileriz ki bu son kısıtlama olur. Bütün öğrencilerimizin yüz yüze eğitim aldığı okullarda, öğretmenleriyle, sınıflarında özellikle o sosyal ortamı hissederek, yaşayarak eğitim aldığı bir sürece geçeriz. Gönül bunu istiyor elbette. İnşallah hükümetten de bu konuda bütün çalışmaların yapılması, yani sağlıklı ortamın oluşturulabilmesi için ne gerekiyorsa bir an önce üzerine düşeni yapıp eğitim öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılması noktasında bütün çalışmaların yürütülmesini talep ediyoruz.